Bu aslında melaike imanın benle alakası enfüsteki yani ne biliyor o musun? Neyi tamamlamış oluyor? Şu gelecektim de geleceğim daha. Şimdi ne biliyor musun? Hayalin melaikedir. Ha, orada da hayali anlatın olması. Bak evet hayal. Aklın melaikedir. Yani melaikeler iman. Kendine imandır. Benim yani. Neyi birleştiriyoruz? Yani burada şeyi anlatmaya çalıştım. Hayal hayal değil. Hakikat haricidir. Melektir. Ne dedi? Çok güçtür çünkü. Hayal güçtür. Seni taşır. Orayı buraya taşır. Buraya oraya taşır. Gizli olan kuvvetlerin var ya, konsantre ile, konsantre hayali kullanmaktır. Tefekkürde de hayali kullanıyorsun falan. O zaman hayal hakikat haricidir, melaikedir. Hem bu arada melaikelerin imanının gerekçesini anlatıyorum. İman niçin o kadar Allah'a iman etmeyle özdeş olmuş? Çünkü varlığın kendiliğinin kendisidir. Hayaldır melekler senin. Aklındır. Hayatındır diyor zaten İsrafil misal vücut haricisi. Tamam kainatın. Ha, o zaman ben benim. Enemin dışındaki bütün melaikedir. Peki hayal ile acaba hayal ile ne alakası var? Şimdi kanundan hakikat hariciye melek olduğunu konuştuk. Hayatı da konuştuk. Hayal da hakikatin içinde bir şey olduğundan hayalin kendisi nedir diye çözmeye çalıştım. Bundan. Varacağım yer şuydu. Melekler iman ikinci derece daimdi. Birinci daim şu. Hayalin vücudu nedir? Melektir. Evet, hakikat Az aracı. önce demiştik ki şuurludur, canlıdır, ruhludur. Getirdik, melektir dedik o zaman. Çünkü niye? Hakikat hariciyedir. Her hakikat hariciye, melaikenin vücut haricisi ise, melaike ise, tamam? Ve kuva ise, kuvve-i hayaliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye, tamam? Cebrail'in dolmuş hali akıl değil miydi biz? Akıl değil miydi? Hakikat hariciye denir mi? Hakikat denemez. O zaman melaikenin üstü oradan oluyor. Evet. Denemez. Aferin. Çok güzel bir şey istatim ettim. Maşallah istifade ettim. Melek niye insan üstündür? Çünkü ben olan ben hakikat harici değil. Onun için meleklerden üstündür. Ha şurası. Şurada melaike yok artık. Burada melaike başlıyor. Burada melekler bitiyor. Cebrail dedi ben gidemem. İşte Cebrail dedi ki ben gidemem. Hazer dedi ki ben gidemem. İsa dedi ki ben gidemem. Zaten Şuur dedi ki İsrafil dedi ki buradan Mikail. Mikail dedi ki buradan kürsüden ben gidemem. Buradan Cebrail dedi ki ben gidemem. Azrail dedi ki ben zaten yok orada. Gidemem. Bu insan nasıl gitti? Melek yok ki. Meleksiz gitti. Sen tek gideceksin. Melek, melaike demek, melekelerimiz demek. Yani vücuttaki enerji paketleri, taşları. Meleke, meleke. Onların cimi melaike. Mesela hayalim hakikat hariciyedir. Hayatım hakikat hariciyedir. Aklım hakikat hariciyedir. Tamam. Ondan sonra itikadım hakikat hariciyedir. Yani böyle bir manada melaike iman etmediğim zaman hakiki iman etmiş olmuyorum. Yani o zaman hakiki olmuyor. Şirkler giriyor. Meleklere iman olunca ben kendim hakikaten meleğin donmuş hali. Pis şey haram olmayan her şey donmuş halidir melek. Ne hangisidir? Melek olmayan şey, insanın istediğini bozar. Yanlış yollara sevk eden her şey elva habisidir. Ha, tersini düşün, mevadişi. İstidadını ihya eden ve doğru yollara sevk eden her şey melaikedir. Elva aliyettir. Peki ben ne anladım? Melaike ile elva habisi var ya, elva aliye. Mesela melek, Müslüman cinler, elva aliyeler, mevadi aliyeler. Yani melekle erva haliyeler ne farkı var? Hayali vücudu melaikedir. Onun içerisine koyduğum güzel şeyler erva haliyedir. Hayal kendisi melaikedir. Hayalin kendisi hakikat hariciyedir. Onu da yazayım. Hakikatın hariciyedir. Bu herhalde anlaşılıyor değil mi? Hakikat harici artık hakikatın dışa vuruşu.
Tamam mı? Mesela kanun hakikattır, esma. Haricisi işte melek. İki. Hayalin kendisi hakikati hariciyedir. Aynı zamanda melaikelerin vücudu haricisidir.